Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalı. Ben SML Hoca olarak sizlere bir açıklama videosu çekme ihtiyacı hissettim. Ki kanalda son zamanlarda işte normal yayınlar geliyor, canlı yayınlar geliyor. Normal yayınlar biraz duraksadı, canlı yayın her gün oluyor. Canlı yayınların yanında kayıt videoları istiyorsunuz. Bu kayıt videolarının yanında PDF'ler hazırlanıyor. Biraz karman çorman bir hale almış durumdaydı. Biz bunu biraz toparlayalım istiyoruz. Bu videoyla da sorularınıza yanıt olmaya çalışacağım inşallah. Şimdi gençler, SML Hoca'nın yanında da bir logo görüyoruz. Bu logonun da birazdan ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi acil TYT soru bankası, acil AYT soru bankası, acil TYT denemeleri yani rejenerasyon, acil AYT denemeleri ve reaksiyon çözümleri kanalımda yapılmıştır arkadaşlar. Şu ilk ikisini ben çözdüm. Benim sesimle dinlediniz. Acil TYT denemeleri ve yani rejenerasyonu ve reaksiyonu, bu ikisini ise Alper Çay hocamız çözdü. Alper Çay hocamız çözdü ve gençler, YouTube kanalında abone olmanızı tavsiye ederim. Hala kanalında Makromat kanalı bu arada. Makromat YouTube kanalı arkadaşlar. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü canlı yayınlar yapıyor, ekstra soru çözümleri yapıyor, çok güzel soru çözümleri yapıyor. Mutlaka size katkısı büyük olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gençler gerçekten emek harcanarak yapılıyor. Mutlaka kaçırmayın derim Alper Çay hocamızın kanalını. Şimdi kanalda şu an bunlar tam olarak tamamlamış vaziyette bulunuyor. Acil TYT soru bankası 432 sayfa bu. 432 sayfa bu. 12 deneme bu. 12 deneme bu. Şimdi geçiyoruz sağ tarafa. Tamamlanmayanlar neler peki? Acil, limit, türev, integral tamamlanmadı arkadaşlar. Aslında türevin tamamlanmasına sadece 3 video kalmıştı. Yani limit ve türevin tamamlanmasına 3 video kalmıştı. Ama integral kısmı bayağı bir boş. Bayağı boş. Tamam mı? Şimdi integral artık müfredatımızdan tamamen kaldırıldığı için biraz da çözmeye ara vermiş bulundum. Ama şöyle diyen arkadaşlarım var. Hocam ben 11. sınıfım ve integrali tamamlamak istiyorum. Dolayısıyla ben bu fasikülü edinmiştim ama siz çözümlerini yayınlamadığınız için ben de bu sefer de mağdur oldum diyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar merak etmeyin. İntegral fasikülünü ara ara sizlere videolarını çekip paylaşmaya başlayacağım. Hatta konu anlatım kısımlarını önce bir bitiririz veya önce soruları sonra konu anlatımlarını, önce konu anlatımlarını sonra sorularını da bitirebiliriz. Haberiniz olsun. Onları da konu anlatımı ve soru çözümleri diye ayrı ayrı iki tane oynatma listesi yaparım. Ve bu oynatma listelerinden de takip edebilirsiniz. 11. sınıflar ve şimdiden 12. sınıftaki integral, limit, türev, integral konusuna çalışmaya başlayanlar için bu şekilde bu kıyak geçeceğim. Şuradaki 3 videoyu da önümüzdeki günlerde tamamlarız sevgili gençler. Başka ne açıkta kaldı? Acil LGS denemeleri. İki tane denemenin videosunu çözüp atmıştım arkadaşlar. Yine bunları da ara ara kanalıma yükleyeceğim. Neden şimdi tamamlamadık? Çünkü biliyorsunuz ki LGS'de durumlar değişti. 8. sınıfın 2. döneminin konuları bu sınavda arkadaşlar çıkmayacağı için sorular şu an keşmekeş oldu. Yarısı çöp oldu. Yarısı kullanılabilir durumda olduğu için bunların da tamamını yine çözerek kanala yüklemeye başlayacağım. Ara ara dediğim gibi bunu hemen bir hafta içerisinde yapacağım diye söz vermiyorum. Seyrek bir şekilde bunları da tamamlayacağım. Haberiniz olsun sevgili gençler. Şimdi yeni olarak yeni bir haber ne var arkadaşlar? Yeni olarak ÖSYM tarafından açıklanan yeni kazanımlara göre hazırlanmış Rönesans denemeleri çıkarıyor. Kim çıkarıyor? Acil yayınları. Şimdi yayın evi olarak son bir aydır, tamam, gecemize gündüzümüze kattık ve tamamı yeni olan sorularla, bak yeni nesil olarak demiyoruz biz, tamamı yeni sorular. Yani herhangi bir eski denememizdeki sorulardan, işte mesela reaksiyon denemelerinden sadece limit türev integral kısmını çıkarıp geometriden de işte çemberin analitik kısımlarını falan çıkarıp, tamam mı, ondan sonra sadece onların yerine soru ekleyerek yeni bir deneme çıkarmıyoruz. Tamamı yeni sorular arkadaşlar. Mesela 40 soru AYT'de, 40 soru TYT'de var biliyorsunuz. 8x8'den toplamda, pardon, 4x8'den 32, toplam 320 tane yeni soru, tamamı yeni yazılmış yeni sorularla arkadaşlar Rönesans denemelerini çıkarıyoruz. Ne diyoruz? Evde kal, evde çöz dedik her zaman. Sen de Rönesans denemelerini evde çözüyorsun arkadaşım. Tamam. Çözümleri ise matematik çözümleri, yani birinci sorudan 29. 30. soruya kadar olan kısımları SML Hoca, yani benim kanalımda. Geometri çözümleri de Kenan Kara ile Geometri kanalında, YouTube kanalında bulabilirsiniz.
Anlaştık diye umuyorum. Rönesans denemeleri 2 tane TYT ve 6 tane AYT denemesinden oluşuyor. 2 TYT, 6 AYT. Özellikle ama özellikle AYT kısmındaki sorular muhteşem olmuş, efsane olmuş. Videolarını çekmeye başladım. Raflara düşer düşmez, Rönesans denemeleri raflara düşer düşmez ilk videoyu da ben YouTube kanalında vuracağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Siz de bunları alın. Evde mutlaka ama mutlaka süreli çözmeniz gereken denemelerden birisi. Bakın süreli çözeceksiniz. Süreli çözmezseniz olmaz. Tamam. Ve matematik adına emin olun şunu söyleyeceksiniz çözerken. Allah'ım hiç bitmesin. Mesela üçüncü denemeyi bitirdin. Allah'ım lütfen bitmesin diyeceksin. Allah'ım lütfen bitmesin. Çünkü gerçekten çözerken zevk alacağın ve çözerken gerçekten keyif alacağın sorulardan oluşuyor bu deneme. Gerçekten çok büyük emek sarf ettik. Haberin olsun. Şimdi geçelim sol tarafa. Biz kanalda başka neler yaptık arkadaşlar? Şunları yaptık. Canlı yayınlarla evde kaldı evde çözdük. Normal şartlar altında tabii ki ben kendi kursumda işte arkadaşlarımız okullarında şurada burada herkes dersini veriyordu. Ki özel derste bile yan yana birebir karşı karşıya gelip derslerimizi veriyorduk. Ama ve lakin ülkemizin ve dünyamızın girdiği bu sıkıntılı süreçte evde kalmamız gerektiğini ve çalışırken evde çalışmamız gerektiğini. Tabii ki dışarı çıkmak zorunda kalanlar var ama olabildiğince bu durumu minimize etmeyi amaçladık ve evde kal ve evde çöz dedik biz. Şimdi evde kalmak bizim için önemli. Bunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Ve bu yüzden de arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, sınava girecek öğrenciler sınava hazırlanıyorlar. Onları biz yalnız mı bırakacağız? Hayır, yalnız bırakmayacağız arkadaşlar. Onlara akşam saat 8'de bir başlıyoruz. Saat genelde 9.30'a kadar. Yani minimum dersi bitirdiğimiz saat 21.20 oldu. 1 saat 20 dakika 10 dakikada mola veriyoruz. İşte yaklaşık 1 saat 20 dakika civarında canlı yayında konu konu hem konu özeti veriyorum. Hem konu özeti. Tamam, hem özet. Hem de arkadaşlar muhteşem sorular çözüyoruz. Ki bunları sizde yorumlardan okuyorum. Gerçekten %80'inin %90'dan fazlası soruları muhteşem olduğunu söylüyor. Ki gerçekten de öyle. Çünkü ben TYT ve AYT soru bankasını, şurada gösterdiğimiz TYT ve AYT soru bankasını sizler için YouTube'da çözerken, kitaptan da çözüyordum tabii. Kitaptan da çözerken arkadaşlar hep şunu demiştim işte. Bu soru çok güzelmiş. Sorunun mesela bir numaralı soru. Hemen yanına işaret koymuşum. Altına not almışım. Muhteşem soru diye. İşte süper ötesi soru, bomba soru, kral soru, işte ince soru gibisinden notlar almıştım. O notları kendi öğrencilerime söylüyordum. Bakın bu soru muhteşem, bu soru güzel, bu soruyu mutlaka çözün, bu soruyu görmeniz lazım diye söylüyordum. Ve o soruları neden YouTube'da bir araya getirip toplamayayım dedim. Ve o soruların hepsini tek tek aralardan ayıkladım. PDF'leri hazırladım. PDF'leri ücretsiz bir biçimde. Bakın arkadaşlar PDF'ler tamamen ücretsiz. Sana link bırakıyorum her hafta. Her hafta linke giriyorsun. Mesela şu an problemler bu akşam problemleri yayınladıktan sonra senin yeni PDF'in yok. Hemen sana ben yeni PDF yüklüyorum. PDF'lerin çıktısını alıyorsun. Sen sokağa çıkmıyorsun zaten. Sokağa çıkma yasağı var. Hocam nasıl çıkaracağız dediğini duyuyorum ben şu an. İşte aileden birisi, sokağa çıkma yasağı olmayan birisi hemen gidiyor PDF'leri alıyor geliyor senin için. Hocam hepsini bir anda yükleseniz de biz de ona göre hareket etsek, bir daha sokağa çıkmak zorunda kalmasak, sonuçta ailelerimize dışarıdan virüs taşıyabilir diyorsun, haklısın. Ama şöyle bir durum var, bu canlı yayınları yapmaya birden karar verdik ve sadece bununla uğraşmıyoruz. Birazdan ben size yeni projemi de açıklayacağım. Sadece bunlarla uğraşmıyoruz biliyorsunuz ve sadece PDF hazırlama inanın bir tane PDF'i yaklaşık 40 dakikada 50 dakikada hazırlıyorum. Yani 7 tane PDF yüklesem ben size 40 dakika sürüyor. 4 çarpı 70'ten 280 dakikamı ben sadece o PDF'leri hazırlamak için geçiriyorum. O yüzden beni de anlayın arkadaşlar. PDF'leriniz olabildiğince geciktirmemeye çalışıyorum ve 14. yayınımızı yaptık dün. Bugün 15. yayınımızı yapacağız ve saat 8'i 1 dakika geciktirmedik. Allah'a çok şükür ve bir tane PDF'siz kalmadınız. Allah'a çok şükür. Şimdi her gün canlı yayınları yapmaya devam edeceğiz. Hocam ayın 13'ünde son, 13 Nisan'da son görünüyor ders programı. Arkadaşlar o tarihten sonra da yani ayın 14'ünde, 15'inde, 16'sında ara ara ben yine canlı yayınlar yapacağım size. Bunların daha öncesinden duyurusunu yaparım ve canlı yayında soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Gerçekten kaliteli soru çözümleri yapacağız. Dolayısıyla kaçırmamanızı öneriyorum. Buradan bunun da duyurusunu yapmış olalım. Şimdi peki başka neler var? Başka ne yapmamız gerekiyor?
Aşağı tarafa doğru indiğimiz zaman şunu da soruyorsunuz. Peki bu sürekli sürpriz sürpriz diyorsunuz. Bu sürpriz ne? Şimdi bir tanesi SML hocanın sürprizi olacak size. Yani benim sürprizim olacak. YouTube kanalının sürprizi. Bir diğer sürprizimiz arkadaşlar acil yayınlarının ve yine SML hocanın sürprizi olacak. O sürprizi şu bu videoda açıklamayacağım. Şu an sadece ama sadece benim kendi yaptığım sürprizi açıklayacağım size. Bir diğer sürpriz de acil yayınlarıyla işte benim de yazarlığını yaptığım bir projeyi, tamam mı, size açıklama istiyoruz. Yine ben duyururum. Bunları Instagram'dan, YouTube'dan, şuradan buradan takip edebilirsiniz sosyal mecradan. Peki bu günlerdir söylediğimiz sürpriz ne, sürpriz ne, sürpriz ne? Arkadaşlar aşağıya doğru inelim ve sürprizimizi de görelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görsel. Bu görselden neler çıkarabiliriz? Onu da anlatalım. Şimdi gençler, SML XX Large. Bu ne demek? Şöyle bir şey yaptık. Onu da söyleyelim. Small, Medium, Large ve XX Large. Yani Small'u, Medium'u, Large'ı artık geçtik. XX Large sorular çözeceğiz diyoruz. Tamam mı? Buradaki SML vurgusunu da yapmış olalım. Şimdi gençler, XX Large sorular dediklerimiz neler? Şimdi piyasada böyle hani bir kitap almak istiyorsun. Kitabı alıyorsun. Kitabı aldıktan sonra işte tamamı ama tamamı zor olan bir kitap yok şu an piyasada. Acil de öyle. Diğer yayınlar da öyle. Tamamı zor olan bir yayın yok. Doğal olarak yok. Şimdi ama sınava hazırlanan gruplar içerisinde çok aşırı derecede ders çalışan ve artık normal sorular yetmeyen arkadaşlarımız da oluyor. Ki kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Çoğu zaman görüyorsunuz, biliyorsunuz, tek bir soru çözüyorsunuz 5 tane 10 tane soruya bedel oluyor. Değil mi? Tek bir soru 5 tane 10 tane soruya bedel oluyor. Şimdi bunları ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar peki bu arkadaşların ne yapması gerekiyor, onu söyleyeyim. Tamamı zor sorulardan oluşmuş, ben size PDF'ler hazırlayacağım. Tamamı zor sorulardan oluşmuş PDF'ler. Yani bu da nasıldır? İşte tüm konular dedik ya, tüm konuların içerisinde Mat 1'in başından tutuyorsun sonuna kadar en baba sorular. Mat 2'nin başından tutuyorsun sonuna kadar en baba sorular. Ben bunları senin için PDF'e koydum. Ve yaklaşık olarak her PDF'de ortalama 8-9 tane soru olacak. Ve gerçekten seçilmiş sorular olacak. Gerçekten beğendiğimiz sorular olacak. Peki bu XX Large'ın içerisinde sadece ama sadece zop zor sorular mı var? Hayır. Zor sorudan kastımız bana göre güzel sorular var. Tamam mı? Yani güzel sorular dediğimiz şey de işte sana böyle bir sorunun içerisinde 3-4 tane bilgi kullandıracak. 2-3 tane konuyu kullanacaksın. Daha sonrasında işte denklemleri kuracaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ve sonuç çok güzel, muazzam bir şekilde çıkacak ortaya. İşte güzel sorular, XX'ler sorulardan kastım benim bu. Tabii ki işlerinde zor sorular da var. Anlaması güç olan sorular da olacak. Anladığın takdirde tek başına okuduğunda sevineceğin sorular var. Anladığında sevineceğin sorular var. Diyelim XX'ler, yani small, medium, large, XX'ler sorularında XX'ler sorularını ele alacağız sadece. Bakın S, M ve L olmayacak. Sadece XX'ler olacak ve dediğimiz gibi tüm konular olacak. Benim anlatımımla, SML hocanın anlatımıyla tüm konular olacak. Peki bu ne zaman olacak? Peki bu ne zaman olacak? Şöyle söyleyeyim. Bu hafta içerisinde olacak. PDF'lerim Allah'a çok şükür neredeyse hazır. Mat 2'nin tamamını bitirdim PDF noktasında. Mat 1 PDF'leri hazırlanmaya devam ediyor. Peki hocam, Mat 1 PDF'lerini hazırlamayı bekleyecek misiniz yoksa videoları çekip koyacak mısınız? Arkadaşlar videoları çekip koyacağım. Söz vermek istemiyorum ama her gün bir tane video mutlaka ama mutlaka yayınlamaya çalışacağım. O gün video gelmediyse bil ki hastayımdır ya da çok yoğunumdur. Şimdiden anlaştık umarım. Dediğimiz gibi SML XX'ler, yani small medium'lar XX'ler konularında XX'ler sorular çözeceğiz ve tekrar ediyorum, bu XX'ler dediğimiz sorular arkadaşlar sadece zor soru değil, çok güzel soru, olağanüstü soru olarak nitelendirdiğimiz sorulardan oluşuyor. Bu soruları nereden aldınız hocam? Soruların tamamını acil yayınlarının tüm PDF'lerini taradım. Zaten bütün sorularını çözdüğüm için tüm PDF'lerini taradım ve en beğendiğim kaliteli sorulardan oluşturdum, haberiniz olsun. Bunun haricinde başka bir proje yapacak mısınız hocam? O da bir sonraki sürpriz olsun diyelim size. Bu videolar gelmeye başladığı andan itibaren arkadaşlar size izlediğiniz takdirde önce çözün, daha sonrasında izleyin, tamam mı?
Bunlar size aşırı derecede motivasyon katacak, aşırı derecede net kazandıracak ve aşırı derecede özgüven sahibi olacaksınız. Buna adım kadar eminim. Sizler de emin olun ve bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Buradan son söyleyeceğim şeyler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı sadece unutmayın arkadaşlar. Abone olmasanız da canınız sağ olsun diyelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.